Başlıyoruz. Günaydın. Nerede kalmıştık? İyonik bileşiklerin kristal örgü yapısı. Bu konuları ne yapıyoruz arkadaşlar? Herkes ne yapıyor? Öncelikle palme çözüm yazıyoruz. Üniversite hazırlığa giriyoruz, kimyaya giriyoruz, TYT kimyaya giriyoruz. Buradan konuya giriyoruz. Buradan test 1'e giriyoruz. Buradan sorularımıza başlıyoruz. Yukarıda veri... Evet, ne diyorsunuz bu soruya? Hocam Denizli mi? Başka cevap var mı? Denizli bir cevap geldi. Evet, Denizli. Yukarıda verilen maddelerden hangileri simyacıların kabul ettiği elementlerdendir? Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi simyacılar tarafından uzun yıllar kabul gören dört elementimiz mevcuttu. Peki neydi bunlar? Ateş, hava, su ve topraktır. Gördüğünüz gibi hava ve su simyacıların kabul ettiği elementler arasında yer alırken altın bu elementlerin dışındadır. O halde doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Oldu mu arkadaşlar? Bunun linkini atıyorum size. Evet, buradan konularımızı bitiren var mı bu kitaptan? Geldiğimiz Ben yere kadar. Bitirdim hocam. Ben bitirdim. Evet, bravo o zaman. Defne başka hangi kitaptan yaptın? Bu kitaptan sonra başka kitaba başladın mı? Hocam benim şu an, ben TYT kimyaya biraz fazla çalışıyorum hocam. Elimdeki 5. kitap Aydın'dan çözüyorum şu an. Diğerleri hangileri? Çap'ın TYT kimyası vardı, onu çözdüm. Fasikül şeklinde. Tamam. Palme çözdüm. Ondan sonra gene çapım bir fasikülü vardı. Hoca vermişti. Onu çözdüm. Tamam. Şey çözdüm. Hız ve rengi çözdüm. Orbital çözdüm. Tamam. Güzel. Şimdi aydın çözüyorum. Aydın çözüyorum. Tamam. Bunların hepsini beğendin mi? Ya ben açıkçası çapı çok beğendim hocam. Orbital güzeldi. Hız ve rengi bilmiyorum. Ben fizikte çok sevmiştim ama kimyada çok sevemedim. Ama aydın da zor, yani zor değil ama bir tık daha bunlara göre daha zor. Yani daha hoşuma gitti. Tamam, güzel. Çapın Fen Lisesi fasikülünü yaptın mı? Yok, onu almadım hocam ben. İnternette var. Göstereyim sana onu. Şuradan giriyorsun bak çapa. Çap çözüm yazıyorsun. Bir de 3-4-5 çözdüm hocam. Onu da söyleyeyim. Tamam, 3-4-5. Onu nasıl buldun? 3-4-5 de o şey gibiydi hocam ya. Orbitalle aynı gibiydi. Yani iki kaynak aynı. Buradan 9. sınıf fasiküllerine giriyoruz. Fen Lisesi'ne giriyoruz. Buradan kimyaya giriyoruz. Buradan konu pekiştirme. Birinci soru. Yukarıdakilerden hangileri simyacıların temel hedeflerindendir? Simyacıların temel hedefi evet. Ölümsüz olmak ve büyük zenginliğe ulaşmak. Buna da cevap verin bakalım.
Hocam Edirne hepsi. Edirne hepsi diyorsun. Başka cevap var mı? Ben de Edirne diyorum. Evet, Edirne doğru. Buradan da yapabilirsiniz. Bunun da linkini atayım. Burada zaten Çap'ın burada dört tane kitabı var. Dört ayrı kitap var. Oradan bunlardan yapabilirsiniz. Defne'nin bahsettiği kitapların hepsi güzel. Onlar da yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, devam edelim. İyonik bileşiklerin kristal örgü yapısı. Burada resimde görüyorsunuz demir çelik fırınında eritilen demir. Burada gördüğünüz gibi demir eritilmiş. Yani demiri burada su gibi akıyor demir. Yani su ya da reçel diyelim, bal diyelim nasıl akıyorsa onun gibi akıcı bir durumda şu anda. Ve kaç derecede? 1538 derecede erimiş. Eriyen bir metaldir. Demir çelik fabrikalarında sıvı haldeki erimiş demiri hangi kaplara koyarak şekillendirebiliriz? Yani bunları ne yapıyorsun? Elimizde kullandığımız kaşık nedir? Bir demir, değil mi? Çatal, kaşık, kepçe, bindiğimiz otomobil neredeyse tamamen bir demir, değil mi? Bu kapların demirin erime noktasından çok büyük olması gerekir. Yani sen bu demiri diyelim ki ne yapmak istiyorsun? Kaşık yapmak istiyorsun. O zaman o kaşığı yapacağı bir kalıp var. O kalıba döktüğün anda o kalıbı meydana getiren maddelerin erimemesi gerekir. Değil mi? İşte bu amaçla İyonik bileşik olan ve ateş tuğlası olarak bilinen magnezyum oksit kullanılır. Magnezyum oksitin erime noktası 2852'dir. Bu rakamları ezberlemenize, bilmenize gerek yok. Sadece gazete okur gibi okuyorsun, sadece bir bilginiz olsun. Ha, magnezyum oksit demirden erime noktası çok daha yüksekmiş. Bunu bilmeniz yeterli. Magnezyum oksitin erime noktası demirin erime noktasından çok yüksek olduğu için demir çelik fabrikalarının tuğlaları ve kapları magnezyum oksitten yapılır. İyonik bileşik olan magnezyum oksitin iyonik neydi? Elektron verip alarak bileşik oluyordu, değil mi? Verip alarak yapıyordu. Bunlara iyonik diyorduk. Yani elektron alarak vererek yapıyorsa o zaman bunlara iyonik bileşik diyorduk. Erime noktası peki neden yüksektir? Magnezyum oksit bu kadar erimez olmasının sebebi nedir? İyonik kristallerde bir anyon etrafında belirli sayıda katyon, bir katyon etrafında belirli sayıda anyon bulunur. Bu anyon ve katyonlar arası çok güçlü elektrostatik çekim kuvvetleri oluşur. İyonik bileşiklerin en küçük birimini oluşturan bu yapılara birim hücre denir. İyonik bileşikler kristal ağ örgüsünü oluşturur. Kristal ağ örgüler birbirini tekrarlayan birim hücrelerinden oluşur. Örneğin günlük hayatta en çok kullanılan iyonik ağ örgülü kristal yapısı olan sodyum klorür bileşiğinde gerçek formülü sodyum 6 klor 6'dır. Aa, bizim bildiğimiz tuz. Bizim bildiğimiz tuz. Böyle miymiş? Sodyum 6 klor 6. Evet, böyleymiş. Ama burada sadeleştirme yapıyoruz. Bunu da 6'ya bölünce 1 kalıyor. Bunu da 6'ya bölünce, kloru da 6'ya bölünce 1 kalıyor. Yani bu şekilde sadeleştirerek kullanabiliyoruz. Sodyum klorür bileşiğinde bir tane sodyum artı etrafında, yani ne demekti bu? Son yörüngedeki bir elektronu verince biz buna bundan sonra ne diyoruz? Sodyum bir artı 1 diyoruz. Hatırladınız değil mi arkadaşlar? Son yörüngesinde bir tane elektron vardı bunun. Onu verince, bir komşuya verince, o zaman ne oluyordu? Madem sen elektron verdin, bundan sonra senin adın artı bir olsun. Çünkü ne oluyor? Eşit sayıdaki eksi artı dengesinden
Bir tane elektron gidince bir artı fazlalığa geçti. Artık artı bir hakimiyeti var burada, değil mi? Sodyum artı bir iyonu etrafında 6 tane klor eksi iyonu, bir tane klor iyonu etrafında da 6 tane sodyum artı iyonu bulunur. Bunu şekil 3-5'te görüyoruz. Görüyor musunuz bakın? Böyle etrafı sarılmış. Yani neden erimediğini anlıyor musunuz şimdi? İyonik bileşikler kristal örgü yapısına sahip olduklarından en küçük yapı birimleri molekül değildir. Yani şu neydi? Bir moleküldü. Ama molekül yapısından sonra bir yapı daha var. İşte bu nedenle iyonik bileşikler moleküllerden oluşmaz. İyonik bileşiklerin güçlü iyonik kristallerden oluşması iyonik bileşiklere birçok özellik kazandırır. Ne özellik kazandırıyor? Yanmaz hale geliyor. Değil mi? Annemizin kullandığı ne var? İşte teflon tavadır. İşte efendim başka mesela ne var? Güveç yaptığı toprak tencere var. Değil mi? Bunların hangi özelliği var da annemiz bu tencerelerden vazgeçmiyor? Değil mi? Hayatımızın içinde birçok özelliği var bunların. İyonik bileşiklerin genel özellikleri. İyonik bileşiklere de zıt iyonlar arasında güçlü elektrostatik çekim kuvveti, iyonik bileşiklerin sertlik, çözünürlük, erime noktası gibi özelliklerini belirler. Ha, bakın bu kelimeleri alışıyoruz artık. Sertlik. Ha, çeliğin bir sertliği var değil mi? Çözünürlük. Çözünürlük deyince artık anlıyoruz. Tutup da sıcak çaya attığımız şeker eriyor ama soğuk suya attığımız şeker kolay kolay erimiyor. Değil mi? Çözünürlük burada demek ki ısıdan etkileniyormuş. Suyun içinde tuzun çözünürlüğü farklı. Suyun çözülmesi, tuzun çözülmesi farklı, şekerin çözülmesi farklı. Erime noktası. Erime noktasında neydi bunlar? Bunlar da bir ayırt edici özellikti. Ayırt edici özellikler neydi? Fatma neydi ayırt edici özellikler? Ne demekti yani ayırt edici özellik? Hangi ne olduğunu anlamamızı sağlıyor. Bir daha söyle. Hocam aynı şey öz kütle gibi yani. Öz kütle gibi. Evet güzel. Öz kütle gibi. Yani ayırt edici özellik bunlar. Yani sertlikleri farklı, çözünürlükleri farklı, erime noktaları farklı. Bunlar da nedir? Ayırt edici özelliklerdir. Bu özellikler şunlardır. Katı halde elektriği iletmez bunlar. Sıvı halleri ve sulu çözeltileri elektriği iletir. İyonik bileşikler bunu yapıyormuş. Neymiş? Katı halde elektrik iletmiyor. Tuz katı haldeyken elektriği iletiyor mu? Hayır. Ama tuzu suyun içine attığın zaman ne yapıyor? Sıvı hali elektriği iletiyor. Değil mi? Evet. O zaman buradan anlıyoruz ki arkadaşlar, buradan anlıyoruz ki sodyum klorür katı ısı verdiğin zaman buna ne yapıyor? Sodyum ve klor olmak üzere ayrılıyor. Isıttığımız zaman değil mi? Isıttığımız zaman ne yapıyor? Suyun içinde tuz daha kolay eriyor. Bunu anlatıyor yani. Isıtınca ne yaptı? Sodyum klorür parçalandı. Sıvı hale geldi. Sodyum klorür katısı suyun içine atıldığı zaman ne oldu? Parçalandı. Klor ve sodyum olmak üzere. Şu klorun bir eksisi nereden geliyordu? Sodyum artı bir olduysa klor da eksi bir oldu. Yani ne yaptı? Sodyum bir tane artı verdi. Klor da bu eksi biri ne yaptı? Aldı. O da eksi fazlalığı oldu. Bir eksi fazlalığı oldu. Bu şekilde ne oldu? İyon haline geldi. İyonik katıların büyük bir kısmı suda çözünür. Büyük bir kısmı iyonik katıların. İyon yükleri ve iyon yarıçapları küçük olan iyonik bileşikler suda çok az çözünür. Neden acaba? İyon yükleri ve iyon yapıları küçük olan iyonik bileşikler suda çok az çözünür. Neden acaba? Bir düşünelim şimdi.
Neden acaba suda çok az çözünüyor? Örneğin magnezyum oksit ve kalsiyum fosfat bileşikleri suda genellikle çok az çözünür. Potasyum klorür bileşiği suda sodyum klorür bileşiğinden daha iyi çözünür. Allah Allah. Neden acaba? Bu sebebi nedir bunun? Şu bilgi kutusuna da bakalım. Kalsiyum fosfat kemiklerin yapısında bulunur. Değil mi? Kalsiyum çok duyuyoruz değil mi kalsiyumu? Vücuda yetersiz alınması durumunda ileriki yaşlarda kemik erimesi sorunu ortaya çıkar. O zaman kalsiyum fosfatı nasıl elde ederiz? Kemik erimesini biliyorsun değil mi arkadaşlar? Kemik erimesi nasıl bir şey? Gördünüz mü hiç kemik erimesi olan hasta? Hocam benim babam doktor, ortopedi doktoru. Evet. Orada çok görüyorum. Çok görüyorsun. Bir tane, iki tane bahset o zaman. Yani kemik erimesi diye geliyorlar. Babam da diyor ki onlara, yani zamanında almadığı kalsiyum, D vitamini sonucu ortaya çıkan şeyler diyor. Evet, ne oluyor o bunlar? Bir kere bunlar erken ölüm sebebi değil mi? Erken ölüm sebebi. Yani bu hastalığa yakalandıysa, önceden tedbirini almadıysa böyle biraz acı konuşmak lazım bazen anlaşılması için. Erken ölüm sebebi. Yani kemikleri eriyen insan ne yapıyor? Hayatta daha fazla kalamıyor. Yani kolonları çürüyen bina nasıl İzmir'de çöktü değil mi? Onun gibi vücudumuzda taşıyan kolonlar nedir? Vücudumuzu taşıyan kolonlar, binamızı nasıl kolonlar taşıyorsa, yani oturduğumuz şu andaki odaya bakın, odamız nasıl ayakta duruyor? Kolonlarla. Bakın duvarınızdaki kolonlara, onlar tutuyor değil mi? İsterse binanız altın kaplama olsun, eğer o kolonlar çürükse o bina ayakta duramaz. İşte vücudumuzda tutan nedir? Kemikler. Kemikleri de tutan nedir? Kalsiyum fosfat. Evet, geçiyoruz. İyonik bileşikler oda koşullarında katı halde bulunur. İyonik bileşiklerin çoğu tuzdur. İyonik katılar sert ve kırılgandır. İyonik kristaller sıkıştırıldığında aynı yüklü iyonlar birbirini iter. Bu itme sonucunda kristal yapı bozulur ve ne yapılır? Toz haline gelir. Yani kristal dediğin zaman şöyle ne yapıyor? Dimdik duruyor. Ama onu parçalarsan ne yapıyor? Kristal yapı ne yapıyor? Bozuluyor. İyonik bağı güçlü olan iyonik katıların erime noktaları yüksektir. Neden erime noktaları yüksek? Bunu kim açıklamak ister? Neden acaba erime noktaları yüksek? Hocam. Evet Fatma. Hocam çünkü iyonik bağı yani siz şey yapmıştınız şey işte iki tane şeyi bağlayan o bağlar güçlü olduğunda kırılması daha zor oluyor. Tabii. O nedenle. Tabii. Erime noktaları da yüksek oluyor. Yani ayakkabımızın bağcığı ince olursa ne yapıyor? Birkaç zıpladığımızda bir bakmışsın bağ kopmuş ayakkabımızın bağı mesela değil mi? Yani onun gibi düşünün. Bir de çok sağlam ayakkabı bağları var değil mi? Kat kat böyle iplerden yapılmış. Yani o bağcık dediğiniz nedir? Bağcık dediğiniz ipleri örmüşler. Bağcık olmuş değil mi? Ayakkabı bağcığı. Yani 10 tane ipten bir bağcık yaparsan ne olur? 100 tane ipten bir bağcık yaparsan ne olur? Değil mi? Yani çok sayıda iple bağlanmış oluyor dolayısıyla. Şimdi erime denen olay nedir? Bu iplerin kopmasıdır. O moleküllerin arasındaki bağların ne yapması? Kopması. Değil mi? Kopunca ne yapıyor? Su atmaya başlıyor. Ama katıyken o bağlar kopmuyor. O bağlar dipdiri. Yani bu erime denen olay nedir? Aradaki moleküllerin arasındaki bağları ne yapmaktır? Koparmaktır. İyonik bağın sağlamlığı iyon yüklerinin büyüklüğüyle orantılıdır. Neden? Canım, şimdi iki tane yük var burada. Bu yükler diyelim ki nedir burada? Şu yükün biri, bir de bu. Biri artı bir, birisi de eksi bir ise ne kadar çeker? Elektrostatik konusunu birazcık hatırlayın. Eksi bir ile artı bir birbirini çeker. Ama bu artı üç olursa, bu da eksi üç olursa o zaman ne olur? Üç kat olmaz mı çekim? Değil mi? Ne oldu? Çekim birden kat kat arttı. Burada o zaman
Bu bağları koparmak neyle mümkün? İyonik yüklerinin büyüklüğü, iyonik yüklerin büyüklüğü ile orantılıdır. Ya yani bağların sağlamlığı. İyonlar arası uzaklık ile ters orantılıdır. Yani şu arası uzaklaşırsa bunlar birbirinden ne yaparlar? Bağları zayıflar. Şey gibi düşünün. Masanın üzerine demir tozu dökelim. Mıknatısı yaklaştıralım. Onu çeker. Mıknatıs yakınken mi demir tozlarını daha çok çekiyor? Uzakken mi? Yakınken. Değil mi? Mesafe Yakınken. yakınsa daha çok, daha güçlü çeker. Bu da anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Bunu demek istiyor yani bu. Yani şuradaki tabir bu. Bilgi kutusunda açıklayalım. İyonik bileşikler serbest iyon hareketi ile elektriği iletir. Ha, serbest olursa ne yapıyor? Sen şimdi bana diyorsun ki bakkaldan bir ekmek al gel. Tamam alayım. İyi ama ayağıma zincir bağlı. Nasıl gideyim? Ayağımdaki zinciri çöz. Benim ayağımdaki zinciri çözmezsen ben nasıl sana ekmek alabilirim? Yani burada İyonların serbest olması ne demek? Onları bağlayan bağları, zincirleri koparmak demek. Anladınız mı? Serbest iyon olması o demek. Katı halde iyonları serbest olmadığı için elektriği iletmez. Katı halde sen diyorsun ki katı haldeki iyona hadi bakkala git bir ekmek al gel diyorsun. Ama zincirle bağlıyım. Nasıl gideyim diyorum. Yani katı hal zincirle bağlı bir eleman gibi. Gidemez, hareket edemez. Sıvı halde ve sulu çözeltilerinde serbest iyonlar içerdikleri için elektriği iletir. Yani sıvı halde ne oldu? Artık akmaya başladı. Git ekmek al gel diyorsun. Emredersin. Ablacım, abicim diyor. Gidiyor alıp geliyor. Yani senin istediğin işi yapıyor. Serbest çünkü. Evet, burada bakalım. Bazı iyonik bileşiklerin erime noktaları ve iyon yarıçapları. Bunlar laf olsun diye arkadaşlar. Yani öyle bir bilinmesi gereken, ezberlenmesi gereken bir şey falan asla değil. Sadece bir muhabbet olsun diye bakıyoruz. Bir muhabbet edelim bakalım. Buradaki sodyum klorür, manyezyum oksit, kalsiyum oksit, manyezyum klorür. Erime noktası en yüksek bir bakın bakalım. Hangisi burada erime noktası en yüksek olan? Bak erime diyoruz yalnız. Mesela buz kaç derecede eriyor? Buz. Buz kaç derecede eriyor? Buz kaç derecede Sıfır mı? eriyor? Sıfır. Buz sıfır santigrat derecede eriyor. Ama gördüğünüz gibi manezyum oksit kaç derecede eriyormuş? 2852. 2850. Oo. 2. 2852. Çok yüksek. Yarıçapları da gördüğünüz Ha, gibi evet. yarıçapları da bu birimleri göreceğiz. Bir uzunluk birimi olarak yani milimetrenin angstromun daha aşağı seviyesinde bunları göreceğiz. Gördüğünüz gibi yarıçapı burada en büyük olan kim? Manezyum klorür. Şey klor. Manezyumunki 136. Klorunki yarıçapı 181 buradaki PM olarak. Geçiyoruz. Sodyum klorürün erime noktasında büyük olmasının nedeni sodyum klorürün iyonik bağ sağlamlığının daha güçlü olmasıdır. Acaba neden? Şimdi ona da geleceğiz. Yani bildiğiniz tuzdan sodyum klorürün iyonik bağları daha sağlam. Neden acaba? Bu iki bileşiğin katyonları aynı. Katyonları aynı. Yani katyon dediğimiz sodyum ve sodyum. Değil mi? Bunda da sodyum, bunda da sodyum. Ama anyonlarının iyon yükleri eşit. Tamam. Ama florun iyon yarıçapı klorun flor ama eksi birin. Klor eksi birin iyon yarıçapından daha küçük olmasından dolayı sodyum florürde iyonlar arası elektrostatik çekim kuvveti sodyum klorürden daha fazladır. Yani sodyum florürde şu aradaki artı yükler, artı eksi yük arasındaki mesafe daha yakın olduğu için ne yapıyor? Koparamıyorsun. Bunu şöyle düşün. İki tane güçlü mıknatıs var. Birbirini çeken iki tane mıknatıs var. Biri N, biri S. Ne kadar
yakınsa onları o kadar zor ayırırsın, değil mi? O kadar zor ayırırsın. Yani bu nedenle sodyum florürün erime noktası, yani eritmek için ne demek? Onları tutuyorsun, parçalıyorsun. Yani birbirine çok yakın olduğu için ne yapıyorsun? Parçalaması zor oluyor. Evet, devam ediyoruz. Magnezyum oksit ile magnezyum klorürün erime noktaları karşılaştırıldığında, bir de bunları karşılaştıralım bakalım. Tabloda baktığımız zaman bunlar, bir daha bakalım bunlara. Magnezyum oksit ile magnezyum klorür. Magnezyum oksit ile magnezyum klorür arasında nasıldı arkadaşlar tabloda? Erime noktası magnezyum oksitin 2852 idi. Magnezyum klorürün 714. Hangisi daha büyük? Magnezyum oksit. Magnezyum oksit. Demiri bile içine koyuyordum ve şekil veriyordum, değil mi? Demiri şekil verdirdiğimiz, erimiş demiri şekil verdirdiğimiz kaplar magnezyum oksitti. Sebebi bunun erime noktasının yüksek olmasıydı. Evet. Şuradan devam edelim. Burada sebebi neydi? Karşılaştırıldığı zaman magnezyum oksitin erime noktasının magnezyum klorürden büyük olduğu görülür. Gördük değil mi bunu? Gördük tablodan. Bunun nedeni iki bileşiğin katyonları, yani magnezyum artı iki aynı. İkisinde de magnezyum. Anyonlarının iyon yükleri ve iyon yarıçapları farklı olmasıdır. Yani buradaki bunun oksijen, bunun klor var magnezyumun karşısında. Bu da magnezyum, bu da magnezyum. Yani artı yükler bunlar. Ama eksi yükler, burada oksijen, burada klor. Oksijenin buradaki ikisinin arasındaki, yani şu ikisinin arasındaki fark, oksijenin iyon yükü klorun iyon yükünden büyük, iyon yarıçapı ise küçüktür. Ha, o zaman yük büyük, koparamıyorsun. Artıyı eksi birbirini çektikleri için koparamıyorsun. Yük olarak büyük. Bir de yakınlık olduğu için, çok yakın olduğu için ne oluyor? Mesela anneyle çocuğunu koparmak çok zordur. Değil mi? Feryadı koparır annesi de çocuk da. Neden? O onu seviyor, o onu seviyor. Değil mi? Ne yapıyorsun o zaman? O sevgi, o bağ çok güçlü. Yani burada da iyon yarıçapı ne kadar yakınsa birbirine, o kadar ayırmak zor. Sebebi buymuş. Oldu mu arkadaşlar? Geçiyoruz. Şimdi gelelim şuraya. İyon yarıçapı, yani oksijenin ve klorun iyon yükü oksijenin ve klorun olduğundan, biraz önce izah ettiğimiz mevzu yani, bağ sağlamlığı magnezyum oksit sodyum klorürden büyüktür. Buna bağlı olarak da erime noktaları, yani güçlü bağ olunca bunları eritemiyorsun. Ne kadar güçlü bağ varsa o kadar zor eriyor. Bu şekilde magnezyum oksit sodyum klorürden daha büyük oldu. Peki, anladık burayı da. Buraya kadar pürüz var mı arkadaşlar? Bir pürüz var mı? Evet, ses çıkan arkadaşlar. Bir pürüzümüz var mı? Volkan, bir pürüz var mı buraya kadar? Yok hocam, anladım. Tamam. Ama bugün de birazcık geç kaldım Volkan. Kahvaltı yapıyordum. Kahvaltıyı ekranın başında yapabilirsin. Getir bardağını, oradaki kahvaltı malzemelerini bilgisayarın başında yapabilirsin. Yani kaçırdığımız bir iki tane nokta olur, sonra birleştiremeyiz, sonra konu kopar. Devam edelim arkadaşlar. İyonik bileşiklerde metal ve ametal atomları arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar. Ne diyoruz bakın? İyonik bileşiklerde metal ve ametal iyonlar arasında elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar. Periyodik cetvelde, periyotlarda soldan sağa doğru elektronegatiflik artarken, gruplarda yukarıdan aşağıya elektronegatiflik azalır. Bunu ben size
tablo halinde fotoğraf olarak vermiştim. Bu nedenle metalin periyot numarası ve ametalin grup numarası arttıkça oluşan bileşiğin iyonik karakteri ne yapıyor? Artıyor. Yani burada iyonik karakteri fransiyumla flor arasında iyonik karakteri en fazla olan bileşik burası. Burada en yüksek, burada en az. Bunu da acemi tablosu atmıştım ben size. O acemi diye gösterdiğimiz tabloda bunları izah etmiştik değil mi? Onu hatırladığınız zaman bu köşeye doğru ne yapıyordu? Elektronegatiflik buraya doğru ne yapıyordu? Artıyordu. Geçiyoruz. İyonik bileşiklerin, iyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırılması. Burada UPEC diye bir kurum var. İsmi önemli değil. Şu ismi olan, yani kimyacıların dünyadaki beraber oldukları, çalıştıkları kurum. Bunlara isimlendirme veriyor. Yani nasıl ki benim adım Hasan, efendim Volkan'ın adı, Fatma'nın adı, Alperen'in adı, nasıl her birimizin bir ismi var. Bu isimleri annemiz babamız vermiş bize değil mi? Bunları da daha kısa ve anlaşılır, herkesin, bütün dünyada herkesin anlaması için isimlendirme yapılmış. Daha kısa, daha anlaşılır olması için isimlendirme yapılmış. Bu isimlendirme yapılırken tek ve çok atomlu, yani bir atom olan var, bir de birden fazla atom olan iyonlar var. Bunların adlandırılması. Bunları nasıl adlandırmışlar? İyonik bağlı bileşikler, metal ametal, metal kök, kök kök, kök ametal arasında oluşur. İyonik bileşikler adlandırılırken sayı ön ekleri kullanılmaz. İyonik bileşiklerde sayı ön ekleri kullanılmaz. Ne demek istiyoruz? İyonik bileşiklerin adlandırılmasındaki genel kural şu: katyonun adı artı anyonun adı şeklinde. Ne gibi? Yani bu dediğimiz kelimeyi açıklayalım şimdi. Burada ne demek istediğimizi şurada tabloda açıklayalım. Bakın burada ne yapıyoruz? Bunu okurken demir 2 diye okuyoruz bakın. Artı 2 değerliği var ya. Okurken ne yapıyoruz? Demir 2 diye okuyoruz. Şunu ise 3 tane artı olduğu için şu demiri demir 3 diye okuyoruz. Bunu da ne yapıyoruz? Civa 1 diye okuyoruz. Üstünde 1 var ya. Bunu da civa 2. Üstünde değerli 2 olduğu için böyle okuyoruz. Kalay. Kalay 2 diye okuyoruz. Kalay 4 diye okuyoruz. Kurşun 2 diye okuyoruz. Kurşun 4 diye okuyoruz. Bakır 1 diye okuyoruz. Bakır 2 diye okuyoruz. Oldu mu? Şurada da kökler var bakın. Kökler var. Kök dediğimiz kimdi? Şunlar. Yani şu şekilde yazılanlara biz ne diyoruz? Kök diyoruz. Ne diyoruz bunlara? Bunların okurken bunları bu şekilde hidrür, florür, klorür, bromür, iyodür, oksit, sülfür, nitrür, fosfür, karbür gibi isimler veriyoruz. Ama şu bizim için yeterli. Şu şekilde okuma sistemini anladıysanız mümkün. Evet, geçiyoruz. Burada da diğer isimleri olanlar var. Onlardan da ayıp olmasın, onları da söyleyelim. Şurada hidroksit kökü diyoruz buna. Buna nitrat kökü diyoruz. Buna siyanür kökü diyoruz. Buna asetat, karbonat, sülfat, fosfat diyoruz.